Yukarı Çarşı esnafını ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Murat Yapıcı, geçtiğimiz günlerde kendisine "Uyan Yapıcı uyan" diyerek göndermelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Ömer Sayın'a Yukarı Çarşı'dan cevap verdi. Bütün kilitleri Doktor Murat Yapıcı açacak. İnşallah. Açılamayan kilit yoktur arkadaşlar. Ona da maymun Murat Yapıcı'nın açamayacağı kilit yoktur. Ama bir de maymuncuklar var böyle, yani gayri resmi yerden kapı açan maymuncuklar. Torpille, morpille falan. Onlar zarar verir. Parayla. Hocam, bizim şimdi bak samimi olarak söylüyorum bak. Yukarıda Allah var. Dört nüfusu, dört nüfusu de size. Fakat elimizden gelen şeyde ayrıyeten 20-30 tane de oy ayarladık bak. Ayrıca 20 tane de biz varimize ayarladık yani. Kendi memleketimizin. Mesele ne biliyor musun? Kendi memleketimizin, vatandaşımızın evladı. Evet evet. Ama asıl parti ondan mühim sonra, değil. Asıl ondan sonra. Ondan sonra. Asıl seçildikten sonra evet, bize evet, güç evet, lazım, destek evet, lazım. Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri kadın kollarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili adayı Murat Yapıcı, Bolu ilinin en eski ticaret alanı olan Yukarı Çarşı'da seçim çalışmalarına devam ediyor. Bolu'nun böğründe Murat Yapıcı. Abi Bolulu abi. Bolu'nun böğründe. Nasıl diyorduk biz Bolulu olarak? Bir de abi. Hadi bir de. Demin Bolulu olarak. Bolu'nun böğrüne bir basacın oluyor mu? Bolu'nun böğrüne basacın. Aslan abi. Benim cemaatten abim, akrabam. Bir tane abi. Hani sizi bir milletvekili olarak görmek isterim. Allah mecliste. Yani sizden bunu duymak güzel. Evet, bir şey, evet, evet. Onun için onun için hem çevrenizdeki bir insanları gördüğüm kadarıyla aklı selim, oturaklı ve iş yapacak insanlar. Allah razı olsun. Yani bu dilekleri evet, duymak güzel. Evet, evet. Bu duyduklarımızla bizi evet, biraz daha sorumlu davranmaya İnşallah. Gerekiyor. Biraz İnşallah. Daha dikkat etmeye İnşallah. Gerekiyor. Bu dileklere biraz daha fazla çalışmak gerekiyor. Evet. Arkadaşlar bana evet, durmadan soruyor ya nereden buluyorsun bu enerjiyi diye. Evet. Bu sözleri duyup da enerji sahibi olmamak mümkün evet, değil. Evet, evet. Sabah 6'da kalkıp gece 2'lere kadar çalışıyoruz. Kolay değil, kolay biz değil. Biz uyumuyoruz. Evet, evet. Doktorken de uyumuyorduk biliyorsunuz. Evet, evet. Evet. Yok, ama bizim evet, Ömer kardeşimiz uyan uyan biz uyumadık. Biz uyumadık. Yani o zaman zaman bize uyan uyan diyor ama biz hiç uyumadık. Doktorken de uyumadık. Evet. Şimdi uyumuyoruz. Tekrarlıyorum. Gerçekte bakıyorum. Yukarı Çarşı'daki iş yerlerinde Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Koyuncu'yla da bir araya gelen Yapıcı ve beraberindeki partililer AK Parti hakkında sohbet etti. Ama sıkıntı ne biliyor musun? Dersleri takip ederken tam önemli derslerde top atma oynamaya gidince böyle oluyor. Evet evet maalesef maalesef. Önemli dersleri kaçırmış evet, arkadaşlarımız. Maalesef. Tam böyle bağımsızlık, milli ekonomi, milli evet, siyaset konusuna girdiklerinde evet, kaçırmışlar dersleri, top oynamışlar o esnada. Ondan böyle bir hocam, sorun çıkıyor. Erbakan hocam diyor ya, onlar camdan, arka bahçeden evet, kaçtılar. İşte evet, top oynamaya gittiler o zaman. O dersleri dinleyemediler. Onun için milli görüştüler, evet hakikaten ayakları sabit kılsın. Cenab-ı Hak yüz aklını versin. Amin. Allah kolaylık versin size de. Hepimize inşallah. Memleketimizin yolunu açsın, memleketimizin yolunu açsın. Bir şehir efsanesi olmuşsunuz diyen Demokrat Partili bir bayan esnafa ise Yapıcı şunları söyledi. İyi, yani yoksulun yanında, fakirin yanında onu bir mesela işiniz düşse bu adamın yanına gittiğiniz zaman ne para ister ne bir şey diyorlar. Ya yani o kadar da metinizi duydum. Yani başarılarınızı diliyorum ama çıkılacağınıza da eminim. Allah razı olsun. Yani bunu da söyleyeyim. Çok metinizi halktan duyuyorum. Ben sizi hiç tanımıyorum. Allah aşkına bu Murat Yapıcı'yı bana bir tanıştırın dedim. Ben hiç tanımıyorum. Ayağınıza geldi işte. Ya ayağınıza geldi. Başarılar dilerim. Yani tamam, sıkıntılarımızı tamam, herhalde biliyorsunuzdur. Hem memurun hem esnafın herkesin. Yardımlarınızı da bekliyoruz. Oraya İnşallah. Gidip değme basma tulumba gibi hani el kaldır el indir yapmayacağınıza da eminim. Sağ olun. Ve başarılarınızı da diliyorum. Dileklerinizi. Bakın hiç tanımadan konuşurum. Ben sizi hiç tanımıyorum. Bunları duymak bir hekim için, bir doktor için, yani çok metinizi için duydum. Çok